Evet, herkese merhaba. Bugün 8 Şubat 2024. Bugün DAX 30 hisselerini inceleyeceğiz. Buradaki liste ortalama DAX 30 hissesi. Değişmiş olabilir arkadaşlar. Şu anki durumunu bilmiyorum. Evet, burada ilk başta yukarı çıkan hisselere bakacağız. Endekse bakalım. Endeks 1 aylık grafikte yukarı trend göstermekte. Bu bölgeyi de geçmiş arkadaşlar. Evet, şu anda yukarı trendi göstermekte. Günlük grafiğe baktığımızda da günlük bu bölgeyi geçtiğini görüyoruz. Şu bölgeyi de daha geçmemiş. Fakat son bir hafta şu bölgede yatay gittiğini görsek de genel olarak uzun haftalık grafikte yukarı trend olduğunu söyleyebiliriz. 2 saatlik grafik ortalama 2 saatlik grafikte arkadaşlar bakın şurada Brainshine'ın 5 günlük ortalamasını kullanıyorum. 2 saatlikte 20 periyot ortalama yaklaşık 5 günlük ortalamaya denk gelmekte. Yani günlük grafiğe geçip buradan bunun birini 5 periyot ayarlarsak 5 günlük ortalamanın yönünü bulabiliriz. Burada 2 saatlik grafikte önemli olan mesela şurada 5 günlük ortalama yukarı çıkıyor. 5 günlük ortalama yukarı çıkarken 20 periyot mavi olan işaretlediğimiz 20 periyot yukarı çıkarken gördüğümüz yerlerde setup varsa yani formasyon oluşmuşsa işlem yapabiliriz. Örneğin şu anda 2 saatlik grafikteyim. 1 saatlik grafiğe geçtiğimde gene 5 günlük ortalamayı göreceğim. Şu arkadaşlar 5 günlük ortalamayı gösteriyor. Şu noktalı çizgi. 5 günlük ortalama yukarı çıkarken eğer grafikte bir tepe şöyle yüksek tepe noktası varsa şurası yüksek tepe, düşük tepe, düşük dip, yüksek tepe, düşük dip, yüksek tepe, düşük dip gibi varsa bu bölümlerde alım yapabiliyoruz tabii. Mesela 5 periyodun. Bunu swing trade için söylüyorum arkadaşlar mesela. 30 dakikaya geçeyim burada. 30 dakikaya geçtiğimde bakın burada noktalı grafik yukarı doğru 20 periyodu da tutuyor. Şu bölgelerde buralarda almak için uygun yerler arkadaşlar. Bunun gibi analizimizi yapacağız. İlk başta trend yukarı mı aşağıya mı onu bakacağız. Daha sonra yukarı ise eğer alt zaman aralığında işlemlerimizi yapabiliyoruz. İstediğimiz bölgelerde. Örneğin DAX'a bu şekilde baktık diyelim. Daha sonra Borsa İstanbul'a. Daha sonra Borsa İstanbul içindeki hisselere bakacağız. Mesela burada düşüşten sonra tekrar bir yukarı çıkış var. Burada bir geri gelme olacaktır tabii ama bunu gözetleme listesine ekleyip bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın önceki bölgenin üstüne çıkmış. Bu bölgenin bu
burada da bir setup oluşma ihtimali var yukarı doğru. Stop loss'umuz tabii bu durumda ortalama mavi çizginin olduğu bölge olacak eğer bu noktanın üstüne çıkarsa. Frotto. Ford Otosan şu anda iyi görünmekte. Günlük grafiğe geçtik. Haftalıkta zaten arkadaşlar bakın. Ortalama 20 periyotta yukarı dönmeye başlamış. BİM şirketleri burada 20 dakikaya 2 saatlikte bakarsak 20 dakikalık 5 günlük ortalama ifade ediyor. Şu anda bu bölgede yatay gittiğini görüyoruz. 30 dakikaya geçtiğimizde zaten bu yatay gidiş daha belli oluyor. Bu aralıkta ilerlemekte arkadaşlar. Vestel çok büyük bir çıkış yapmış. Bu çıkışları devam ettirebilmek için biraz dinlenmek gerekiyor. Daha bunun zamanı var. Almak için konuşuyoruz tabii arkadaşlar. Bu da yatay ereğli. 2 saatte bakarsak burada da yatay olduğunu görüyoruz zaten. Şişe cam da yatay şu anda. Bu bölge önemli bir bölge olarak kendisini göstermiş. Evet. 2 saatlik grafikte yukarı trend önceki noktanın üstüne çıkmadan geri gelmiş. Aselsan yukarı trend fakat şu anda herhangi bir formasyon olduğunu söylemeyiz. Koza haftalık grafikte aşağıya dönebilir. Aşağı dönüyor demek için arkadaşlar biz haftalığa baktık şimdi. Günlük grafikte mesela aşağı trend şöyleyse böyle bir şeyin oluşması gerekiyor. Şu anda günlük grafiğe geçtim. Günlük grafikte yukarı doğru. 2 saatliğe geçeyim. Bakın 2 saatlikte de yukarı doğru. 2 saatlikte şöyle bir şey görünüyor. Haftalıkta aşağıya döndü diyebilmek için bu yukarı trendin kırılması lazım. Nasıl kırılır? İlk başta şu şekilde ilerlerse yukarı trend kırılır diyebiliriz. Yani önceki dip noktasını geçecek, bir tepe yapacak, sonra aşağıya devam edecek demektir. Eğer bunu yaparsa aşağıya trend oldu ve bu formasyon gerçekleşti diyebiliriz. Buna da çoklu zaman aralığı deniyor. Kardemir haftalıktayız şu anda. Günlükte yukarı doğru 2 saate geçersek bakın burada da şu bölge güzel bir formasyon olmuş. Halkbank haftalıkta 20 periyot burada. Gene aynı şekilde bakın aşağı inebilir. İniyor demek için günlük grafikte şu bölgenin alt aşağısına ya da 2 saatlikten başlayacaktır tabii. Yani şu bölgenin aşağısına geçip 20 periyodun aşağı dönmesini beklememiz gerekmekte. Evet. Türk Telekom haftalık grafikte yukarı trend. Günlük grafikte geri gelmiş. Tabii şu anda bir formasyon yok. 2 saatliğe bakarsak 2 saatlikte de aşağıya doğru döndüğünü görmekteyiz. Şu bölgenin altına geçmiş. Bu bölgenin
Bakın şöyle tepe yapmış, gelmiş, tepe yapmış, gelmiş. Bu ilerleyiş önceki tepenin üstüne geçememiş. Buradan sonra ortalama %50'ye gelip aşağıya devam etmiş. Tabii bu böyle giderse bu neyi tetikleyecek bize? Şu anda herhangi bir kötü durum olmadığı için herhangi bir şeyi tetiklemeyecek. Ama eğer bu 20 periyot aşağıya dönseydi ve bu 20 periyodun altında olsaydı, diğer hisselerde olduğu gibi aşağıya dönüş başlamıştır diyebilecektik. Şu anda bu hissede öyle bir şey yok, fakat mesela şu durumda hisse günlük grafikte yukarı dönmekte, 2 saatlikte yukarı çıkmakta. Biz ilk başta alt zaman diliminde hissenin şu dönüşünü, yukarı trendini kırıp aşağı trende geçmesini beklememiz gerekmekte. Üst zaman dilimi 20 periyoda yaklaştığı için eğer bu kırılırsa aşağı devam edecek diyebiliriz. Tüpraş haftalıkta yatay, günlükte yukarı doğru, 2 saatte yatay gene. Koç yukarı trend haftalık, günlük yukarı trend, 2 saatlikte şu şekilde. Mesela burası güzel bir yermiş almak için. Şu anda beklemek gerekiyor tekrar. Yirmi periyot aşağıya doğru, fakat hisse yukarı dönmüş haftalıkta. Bakın burası güzelmiş almak için. 2 saatliği geçersek, 2 saatlikte de şu bölge güzel, şurada güzel. Evet, şu anda 2 saatlikte herhangi bir formasyon görünmemekte. İş Bankası haftalığa bakalım. Önceki yüksek noktası burası, oraya gelmiş. Günlükte o bölgede şu anda herhangi bir formasyon yok. Yapı Kredi galiba bu. Yukarı ilerlemekte. 2 saatlik grafikte gene yukarı doğru. Burada tekrar bakmak lazım formasyon olacak mı diye. Burada ama direnç noktamız olacak. Burada günlük grafikte alım setup olabilir. Arçelik yukarı doğru. Haftalıkta dönmüş 2 saatlikte. Bakın şu bölge güzelmiş almak için. Burası güzel imiş tabii. Şu anda 2 saatlikte çok çıkmış. Beklemek gerekmekte. Tav burası da yukarı trendde. Şu bölgeler güzel almak için. Güzelmiş yani. Günlük grafikte zaten bakın günlükte şurası çok iyi bir yermiş almak için. Haftalıkta zaten yukarı trendde olduğu görülmekte. 6 haftadır çok iyi ilerlemekte. Tabi bu kadar uzun süre ilerlemesi, yeşil olması mümkün değil arkadaşlar. Biraz geri gelmesini bekleyip ondan sonra bakmak gerekmekte. Sağ ol. Haftalıkta yukarı trendde. Şurası çok iyiymiş almak için.
aşağı trendi başlayabilir. Başlaması için gene bunun burada kırılmasını bekleyeceğiz. Pegasus. Yukarı trendi. Türk Hava Yolları. Bu bölgeleri de geçmiş. Fakat şu anda çok ilerlemiş ortalamalardan. Burada güzel bir setup var. Burada da oluşabilecek güzel bir setup. Evet, bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.